έχουμε κάνει ένα χάρτη ολόκληρη της Λευκωσίας, γιατί όλοι οι χάρτες της Λευκωσίας έρχονται μισή. Η κάθε πλευρά δηλαδή σβήνει την άλλη πλευρά από το χάρτη. Dans ediyordum kendi kendime. Dans etmeyi çok seviyordum çocukluğumdan beri ve kendi kendime böyle dans ederdim. Ve oradan hep şöyle bir şey kafamdan geçerdi, hayal ederdim. Karşıda bir asker var, Rum askeri. Ve o asker şimdi beni seyrediyor. Ama beni vurmuyor. Çünkü çok güzel dans ediyorum ve böyle güzel dans eden bir kızı neden vursun ki bu asker? Hatırlıyorum böyle bir gün önce ufuklar kıpkızıl olmuştu ve kadınlar dediler ki savaş çıkacak, o yüzden böyle ufuklar kıpkızıl. Ve kahve falına bakıyorlardı. Kahve falında işte Kıbrıs'ı bölünmüş görüyorlardı. Sonra sabah ben jetlerin sesiyle uyandım. Korkunç bir gürültü ve biz yüksek bir binada oturduğumuz için de sanki çok yakından geçiyordu, böyle kanatlarını görebiliyorduk. Jetler geçiyordu ve ben o jetlerin içinde işte Türk gazetelerini tabii okuyorduk, onlar geliyordu falan ve şey düşünüyordum, o jetlerin içindeki askerler, jetlerin içindeki pilotlar, iyi kalpli pilotlar ve onlar bombaları işte insanların ölmeyeceği yerlere atıyorlar, böyle şeyler. Çünkü kendimce kötü bir imaj yakıştıramıyordum. Yani işte Türkler iyidir, onlar kötülük yapmaz, onlar iyilik yaparlar biçiminde. Ve sonra şeyleri gördük, paraşütlerle askerler iniyorlardı. Orada fabrikadaki insanlar onları alkışlamaya, ağlamaya başladılar. Ve böyle bir şey yaşanıyordu. Komşularımız vardı, Rum komşularımız. Onların çocuklarıyla oynadığımı anımsıyorum. Ve de sanki orası bir cennetti. Yani Perestroika'yla ilgili anılarım nedense böyle. Belki sonradan o travmayı yaşadıktan sonra hayatımızın çok kötü olduğunu düşündüm savaştan sonra ve hep geriye bakıp Perestroika ne güzeldi, oradaki hayatımız ne güzeldi gibi düşündüm herhalde. Annemler çok fazla görüşmezlerdi Rumlarla ama dedem çok iyi Rumca okurdu. Rumca gazeteleri okurdu. Yani köylülerin, Rum köylülerin okumadığı Yunan gazetelerini okurdu. Ve de köy bir anlamda Türk ve Rumların dostluğuna örnek gibi gösterilirdi. Bir tane tablo var, bir aile dostu bir ressamın çizdiği. O tabloda mesela imam ve papaz birlikte yürüyorlar. Το
καλοκαίρι του 1960 ανακηρύσσεται η ανεξαρτησία της Κύπρου μετά από συμφωνία Βρετανίας, Ελλάδας και Τουρκίας. Η ειρήνη κράτησε μόλις 3 χρόνια. Το Δεκέμβριο του 1963 ξεσπούν βίαιες συγκρούσεις ανάμεσα στις δύο κοινότητες που οδηγούν στην παρέμβαση του ΟΗΕ και την ανάπτυξη στο νησί ειρηνευτικής δύναμης την άνοιξη του 1964. Οι Ελληνοκύπροι κατηγορούν τους Τουρκοκύπριους ότι ευθύνονται για την έκταση που πήραν τα επεισόδια επειδή ήθελαν να προκαλέσουν επέμβαση της Τουρκίας. Και οι Τουρκοκύπροι φωνάζουν ότι οι Ελληνοκύπροι με τις επιθέσεις τους θέλησαν να εξανεμίσουν όλους τους πυρήνες τουρκοκυπριακής αντίστασης, ώστε ανενόχλητοι να προχωρήσουν στη... Ένα χάρτη ολόκληρη της Λευκωσίας, γιατί όλοι οι χάρτες της Λευκωσίας έρχονται μισή. Η κάθε πλευρά δηλαδή σβήνει την άλλη πλευρά από το χάρτη. Dans ediyordum kendi kendime. Dans etmeyi çok seviyordum çocukluğumdan beri ve kendi kendime böyle dans ederdim. Ve oradan hep şöyle bir şey kafamdan geçerdi, öyle derdim. Karşıda bir asker var, Roma askeri. Ve o asker şimdi beni seyrediyor. Ama beni vurmuyor. Çünkü çok güzel dans ediyorum ve böyle güzel dans eden bir kızı neden vursun ki bu asker? Hatırlıyorum böyle bir gün önce ufuklar kıpkızıl olmuştu ve kadınlar dediler ki savaş çıkacak, o yüzden böyle ufuklar kıpkızıl ve kahve falına bakıyorlardı. Kahve falında işte Kıbrıs'ı bölünmüş görüyorlardı. Sonra sabah ben jetlerin sesiyle uyandım. Korkunç bir gürültü ve biz yüksek bir binada oturduğumuz için de sanki çok yakından geçiyordu, böyle kanatlarını görebiliyordu. Jetler geçiyordu ve ben o jetlerin içinde işte Türk gazetelerini tabii okuyorduk, onlar geliyordu falan ve şey düşünüyordum, o jetlerin içindeki askerler, çok jetlerin içindeki pilotlar, iyi kalpli pilotlar ve onlar bombaları işte insanların ölmeyeceği yerlere atıyorlar, böyle şeyler. Çünkü kendimce kötü bir imaj yakıştıramıyordum. Yani işte Türkler iyidir, onlar kötülük yapmaz, onlar iyilik yaparlar biçiminde. Ve sonra şeyleri gördük, paraşütlerle askerler iniyorlardı. Orada fabrikadaki insanlar onları alkışlamaya, ağlamaya başladılar. Ve böyle bir şey yaşanıyordu.
komşularımız vardı, Rum komşularımız. Onların çocuklarıyla oynadığımı anımsıyorum. Ve de sanki orası bir cennetti. Yani Perestroika ile ilgili anılarım nedense böyle. Belki sonradan o travmayı yaşadıktan sonra hayatımızın çok kötü olduğunu düşündüm savaştan sonra ve hep geriye bakıp Perestroika ne güzeldi, oradaki hayatımız ne güzeldi gibi düşündüm herhalde. Annemler çok fazla görüşmezlerdi Rumlarla ama dedem çok iyi Rumca okurdu. Rumca gazeteleri okurdu. O da Rum. Türkokipri efigan apo do apto 64. Tam tarihini anımsamıyorum ama 26 Aralık'ta Kanlı Noel olayları başladı. Biz de ondan bir süre sonra Perestroika'dan ayrıldık. Gece yarısı ayrıldığımızı anımsıyorum ya da birileri bana bunu söylediği için bu aklımda kalmış. Ve Lefkoşa'ya gittik. Lefkoşa'da akraba evlerine gittik önce. Orada babamın anneannesi vardı, onun evi vardı. Oraya gittik. Çok korku içinde olduğumuzu anımsıyorum. Ve de silah sesleri duyuluyordu sürekli ve bayağı korktuğumuzu anımsıyorum. Daha sonra başka akraba evlerine gittik ve sonuçta şanslı olduğumuz için ve babamın ilişkilerinden dolayı bir ev bulup oraya taşındık ve enklavlarda yaşadık ondan sonraki süre. Perestroika'daki evimiz yağmalanmış ve sonraları babam ve dedem gittiği zaman eşyaları almak için çok az eşya alabildiler. Ve babam kitapları evleklerde yüzüyormuş. Evin önünde sular akan evlekler vardı. Ona çok üzüldüğünü anlatıyordu. ...1964-1967 yılları arasında Lefkoşa'da, enklavlarda çok kısıtlı bir yaşam vardı. Ve bir hayat çok zorluklarla geçiyordu. Gidecek bir yer yoktu. Bir çeşit böyle açık hava hapishanesi gibiydi orası. Ayrıca da kayıp kişiler vardı. Annemin bir arkadaşı vardı. Onun kocası kayıptı. Küçük bir kızı vardı bu kadının. Ve işte hep onu bekliyordu kadın. Bunu hiç unutmam. Yıllar yıllar geçmişti ve kadın hala onun döneceğini düşünüyordu. Orada bu göçmen evimizde pek çok aile vardı ve çocuklar bir sürüler halinde oyun oynuyorlardı ve savaş oyunları oynuyorlardı anımsıyorum. Kimileri Rum oluyordu, kimileri Türk oluyordu, savaş oyunları oynuyorlardı. Bana babam bir bebek almıştı, gelin bebek. Üzülmüş, çok ağladığım için bebeklerim gelmedi diye. Ve ben de o gelin bebeği uyutmaya çalışıyordum. Bir bornoz asmışlardı çamaşır. İki tarafta balkonlar vardı böyle. U şeklinde bir balkon vardı. Oraya ipler gerip bornoz asmışlardı. Ben de o bornozu mandallarla tutturup bebek için beşik yapmıştım. Tam o sırada erkek çocuklardan birisi geldi ve onu hızla salladı ve bebek düştü. Aşağıda bir hazne vardı, onun üzerine düştü bebek ve paramparça oldu bebeğin
yüzük. O zaman porselendi tabii bebekler. Ve ben hiç onu unutmuyorum. Ben çığlıklar atıyordum. Çünkü bu yüz şeye benziyordu. Bize gösterdikleri bu ölülerin yüzlerine benziyordu. Böyle fotoğrafları sergiliyorlardı Türk tarafında. Ve sanki bebeğim böyle ölmüş gibi, öyle bir korkuyla ona sarılıyordum. Bebeğimin yüzü bana bütün bu travmaları getirmişti. Το Νοέμβριο του 1967, η Εθνοφρουρά υπό την ηγεσία του Γρίβα βομβαρδίζει δύο τουρκοκυπριακά χωριά μετά από μια διαφωνία για τις αστυνομικές περιπολίες. Με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, οι δύο κοινότητες καταλήγουν σε μια συμφωνία που θα τηρηθεί σε γενικές γραμμές τα επόμενα 7 χρόνια. Ο Γρίβας ανακαλείται στην Αθήνα μαζί με 10.000 Έλληνες στρατιωτικούς της Εθνοφρουράς και το κλίμα στο νησί κάπως αποφορτίζεται. 1967'den sonra tabii ki enklavlardan çıkabiliyorduk ve Rum tarafına gidiyorduk. Babamla birlikte yürüyüşlere çıkardık. Uzun yol derlerdi Litra Caddesi, şimdi İlipa Caddesi'nin olduğu yer. Ve orada yürüyüşe çıkardık. Oradan alışveriş yapardık. Benim için bambaşka bir dünya gibiydi. Yani sınırlı küçük hayatımızdan çıkıp daha farklı bir yere gidiyorduk oralara giderken. Tekrar gelmeye başladık Peristrona'ya ama sadece bu bahçeye geliyorduk. Ve köye, evimize gitmiyorduk. Evimiz yıkılmıştı. Buradan bakınca evimiz görünüyor aslında. Şimdi biraz daha binalar var ve o günlerde köyün silüetini görürdük bahçeden. Ve oradaki evimizi düşünürdüm. Sanki çok uzakmış gibi. Çünkü biz oraya hiç gitmedik daha sonra. Yani bir kez gittik birisinin ısrarıyla, bir aile dostları görmek istediler evimizi ve herkes çok ağladı yol boyunca geri dönerken ve bir daha gitmemeye karar verdik eve. Sero do yosu. Do yomu ne. İpe mu do estes. Ne. Ότι πως τον γνωρίζεις δηλαδή. Πού είναι η γειτονισσά σου? Εμά είναι ένα σπίτι, πού είναι. Ναι, σπίτι. Ναι, şimdi de yani burası bana şey gibi geliyor. Yani ev neresidir dersen bu bahçedir gibi geliyor. Yani sanki gerçek evim bu bahçe gibi geliyor. Nedenini bilmiyorum ama çünkü Lefkoşa'da yaşarken enklavlarda sanki biz orada misafirmişiz gibi gelirdi. Ve bu bahçeye geldiğimizde gerçek evimize geldik gibi geliyordu. Yani. Στις 15 Ιουλίου του 1974, το πραξικόπημα της Εθνικής Φρουράς που οργάνωσε η ελληνική Χούντα ανατρέπει τον πρόεδρο Μακάριο. Νέος πρόεδρος ορίζεται ο Νίκος Σαμσόν, παραστρατιωτικός της ΕΟΚΑ, διαβόητος για τις αγριότητές του απέναντι στην τουρκοκυπριακή κοινότητα από την δεκαετία του 60. Επενέβημε ένα συνεργασία μετά των κυπριακών ενόπλων δυνάμεων για να παλινορθώσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα για να επιβάλλουμε τον νόμο και την τάξη. What has been happening in Cyprus since last Monday morning is a real tragedy. The military regime of Greece has callously violated the independence of Cyprus without trace of respect of the democratic rights of the Cypriot people. Without trace of respect of the independence and sovereignty of the Republic of Cyprus, the Greek Junta has extended its dictatorship to Cyprus. Thank you.
των πολεμικών ανακοινωθέν. Ανακοινούται ότι την πρωί αντισήμερον τουρκικά αεροσκάφη, άνευ προειδοποιήσεως, Κυπούλος και Ανάνδρος προσέβαλον τον σταθμό Ροντάρ, εμπομπάρδισαν το στρατόπεδο της Ελβίκ και έριψαν εντός του τουρκοκυπριακού σύλλαπος Λευκοσίας, Αγίστας, μικράν δύναμην αλεξιπτοδυτικών. Ελληνικές κυπριακές δυνάμεις αντιμετωπίζουν μεταγενεότητος και ποτοφανούς ενθουσιασμού την απρόκλητον επίθεση του τουρκικού σοβινισμού. Yolda giderken bizi yabancı gazeteciler önümüzü kesti ve annem mutlu olduğumuzu söyledi. We are very happy dedi. Sonra büyük bir şok yaşadım çünkü esirleri gördüm, Rum esirleri gördüm. Bir aile vardı, titriyorlardı. Bir kızla anne ve baba köylü bir insandı belli oluyordu kıyafetlerinden. Hayatımda böyle bir yüz ifadesi gördüğümü anımsamıyorum. Yani korkudan böyle bütün hatları gerilmiş, kas katı olmuş. Ve onları gördüğüm anda donup kaldığımı, şok olduğumu anımsıyorum ve ağladığımı. Ve ağlarken de utanmış, yani kaçmıştım bir yere ve ağlamaya başlamıştım. Polis sesi bana fiyat. Sen diyorlar egoistem ben de muhtarım iyi. Tra diyor, cıvan aynısa. Nadi malzeme diyor, efendim ne diyor. Ben ya valizsa. Günlerde böyle kafamda bir şeylerin değiştiğini hissettim. Sonra televizyondan izliyorduk Rum anneleri. Ağlayarak çocuklarını, kocalarını arayan kadınlar görüyorduk ve ben dehşet içinde bakıyordum onlara. Çünkü o güne kadar hep kafamda şöyle bir şey vardı. Biz işte Türkler iyidirler, onlar kurbandırlar, Rumlar ise zalimdirler. Ama orada başka bir şey görüyordum. Orada kurban olan insanlar görüyordum. Ve de bu zulmü yapanı da ayrıca görüyordum. Ve birden kafamda bir şeyler değişmeye başladı. Tabii esas şok ondan sonra oldu. Çünkü Rumların bıraktıklarıyla karşılaştık o zaman. Yani onların boş evleri... Sadece kendileri yoktu tabii ama o evler eşyalarla doluydu ve onlar da ganimetleniyordu. Ο τουρκικός στρατός, αφού κατέλαβε το 37% του κυπριακού εδάφους, κήρυξε κατάπαυση του πυρός στις 16 Αυγούστου 1974. Οι νεκροί του πολέμου υπολογίζονται σε 6.000 Έλληνες και Ελληνοκύπριους και 1.500 Τούρκους και Τουρκοκύπριους. Οι Ελληνοκύπριοι πρόσφυγες ξεπερνούν τους 180.000 και οι Τουρκοκύπριοι τους 40.000. Katakopya'da Peristorona'ya komşu, Peristorona'nın çan sesleri duyuluyor oradan. Oraya girildi. Orada köy meydanında toplandı bütün köylüler ve ihtiyarlar heyeti bir masada oturmuş karar veriyorlar. Biz de kura çektik ve kurada bir ev çıktı öncelikle. Bu, çünkü daha sonra başka bir eve gittik, yani orayı beğenmedik, itiraz edildi. Bu ev papazın eviydi, kilisenin hemen arkasında. Eve girdiğimiz anı hiçbir zaman unutamam. Duvarda, bütün bir duvar üzerinde fotoğraflar asmışlar. Kocaman, çerçevelenmiş fotoğraflar. Ortada papaz duruyor ve bütün aile. Bütün ailenin fotoğraflarını bir duvara koymuşlar ve hepsi birden bize bakıyorlar kapıyı açtığımız zaman.
Ev yağmalanmıştı, askerler gelmişler, para falan aramışlar herhalde, mücevher falan aramışlar. Her şey, dolaplar yerlerdeydi, her şey döküm saçım yerlerdeydi. Ölü, korkunç bir koku vardı çünkü bir kedi ölmüştü, bir kedi ölüsü vardı. Ve annem içeriye giremiyordu, yani kusmaya falan başladı. Ve orada o gece kaldık ve düşman denen insanlar, onların çarşaflarını serdik ve uyuduk. Ve korkunç bir koku o evde ve hiç unutmuyorum. Ve gece boyunca bazı gürültüler oluyordu. Pencereden baktığın zaman yan tarafta köy kooperatifi vardı ve orada, orası yağmalanıyordu. İnsanlar gece uyumamışlar, oradan konserveleri alıyorlar, evlerine taşıyorlar. Bir akrabamız vardı bizim, Cici yenge derdik. Cici yengeye bir ev vermişler. Evin her tarafı kütüphane, kitaplıklarla dolu. Yani yüzlerce kitap. Ve de bir de piyano var evde. Tabii Cici yenge orada gitmiş o eve, yaşlı bir kadın tek başına yaşayacak o evde ve böyle bir ev veriliyor ona. Sonra bana şey dedi, bu piyanoyu dedi sana vereceğim dedi. Ben böyle bir yandan bir rahatsızlık duyuyorsun. Yani bu piyano kimin, bu piyano nereden geldi? Ve sonra bir yandan da seviniyordum piyanom olacak diye. Böyle bir acayip bir ruh hali. İşte sonra ev, köy böyle bir anlamda dezenfekte edilmeye başlandı. Herkes işte her tarafı yıkıyor, detollar kullanarak temizliyorlar. Dezenfektanlarla temizliyorlar. Ve de sanki işte yok etmeye çalışıyorlar oradaki izleri ama hiçbir şey yok olmuyor. Yani orası başkalarının evi ve insanlar bunu rasyonalize etmeye çalışıyorlar ve όταν έφυγαν οι Τουρκοκύπριοι το 64 από αυτές τις περιοχές, οι Ελληνοκύπριοι έσβησαν όλα τα τουρκικά ονόματα δρόμων και περιοχών και μετονόμασαν όλες τις περιοχές που είχαν τουρκικά ονόματα ή τους δρόμους με τουρκικά ονόματα σε ελληνικά ονόματα. Έτσι, και αυτό φαίνεται πολύ απλά αν δούμε τους χάρτες, τους διάφορους χάρτες της Λευκωσίας και φυσικά σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα που έκαναν αυτό οι τουρκοκυπριακές αρχές μετά το 1974, όταν και αυτές εξαφάνισαν κάθε ελληνικό όνομα ή ελληνικό στοιχείο από την δική τους πλευρά. Έτσι, όταν οι Ελληνοκύπροι το 1964 έσβησαν τα ονόματα των δρόμων τα τουρκικά και, και έβαλαν νέα ελληνικά ονόματα στη θέση τους, είναι που έχουμε μια οδό ακριβώς δίπλα από την νεκρή ζώνη, μια οδό που ονομαζόταν στα τουρκικά Çınar Sokak, να μετονομάζεται σε οδό Κερβέρου. Και έτσι έρχεται ο Κέρβερος εδώ στην ζώνη των νεκρών, όπως ακριβώς ο Κέρβερος φύλαγε τις ψυχές του Άδη. Που τι ήταν οι ψυχές? Οι ψυχές ήταν οι μνήμες των ζωντανών. Τώρα ο Κέρβερος τι φυλάει? Φυλάει τη μνήμη του προηγούμενου ονόματος της γειτονιάς, δηλαδή του δρόμου, δηλαδή του τουρκικού ονόματος. Στράγγισε η ζωή σου που κάθε ώρα δρόμος, πόνος και βραβή και σ' ακούν οι ξένοι κι ο αδερφός σου μπαίνει αχ δεν είναι άλλη η οπαδιά βγή και σ' ακούν οι ξένοι κι ο αδερφός σου μπαίνει. Yeah.
Kıbrıs'ın güney tarafına hep geçmek istedim. Yani şey gibiydi burası, hani gökyüzündeki yıldızlardan bile uzak bir yer. Hani her yere gidebilirsin, oraya gidemezsin. Yasak bir yer. Ve bu yasak benim için çok tahrik edici bir şey. Yani çünkü galiba beni hayatta yönlendiren şey bir özgürlük duygusu ve kıstırılmışlık falan beni çok fazla etkileyen bir şey. Ve bunu aşmak istiyordum, bu kıstırılmışlığı. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela diyelim ki baban sana baskı yapıyor. İşte o zaman ne yaparsın? Evi terk edersin. Diyelim ki işte evlisin ve eşin egemenlik kurmaya çalışıyor, sana baskı yapıyor. O zaman ne yaparsın? Boşanırsın. Ama bir yandan da bir başka erkek var, o da devlet. Ve o devlet sana baskı yapıyor, senin özgürlüğünü kısıtlıyor. O zaman ne yapacaksın? Δεν μπορεί να περάσει κανείς από τη μια στην άλλη πλευρά, στην επιφάνεια, γιατί υπάρχει νεκρή ζώνη με το στρατό. Υπόγεια όμως, υπάρχει μια σύραγγα του απογερευτικού που ξεκινά από τη μια πλευρά της Λευκωσίας και φτάνει στην άλλη. Και αυτή είναι μια εγκαταλελειμμένη σύραγγα. Και αυτή η ιδέα μου αρέσει και κάπως συμβολικά. Γιατί αυτό σημαίνει ότι για να έρθει κάποιος σε επαφή με την άλλη πλευρά, πρέπει να περάσει πρώτα από τις βρωμιές του παρελθόντος που βρίσκονται θαμμένες κάτω από τη γη της δικής του πλευράς, μετά να περάσει από τις βρωμιές που έχουν δημιουργήσει και οι δύο πλευρές μαζί και μόνο σαν τελευταίο βήμα να περάσει από τις βρωμιές του παρελθόντος που έχει δημιουργήσει η άλλη πλευρά. İki kez illegal olarak geçtim. Şimdi ben bunu söylüyorum çünkü herkes bunu yapıyor aslında ama kimse söylemiyor. Ama ben yaparken şöyle yaptım. Yakalanmaya hazır olarak yaptım. Yani yakalanmayı istiyordum bir anlamda. Sonra şehitlerin hortlakları kanlı giysileriyle koştu ardımdan. Tarih öğretmenim cennet kapısında yalan okudu. Öyle çok, öyle çok bekledim ki seni ıssız Babil kulelerinde. Çıkar asker giysilerini ve yanıma gel. Ölmüşlerin ruhundan üç çocuk ver bana. Ύστερα με κυνήγησαν των σκοτωμένων τα φαντάσματα που ήρθανε με ρούχα ματωμένα, ενώ στην πύλη του παραδείσου δασκάλα ιστορικός απάγγειλε το ψέμα. Τόσο, μα τόσο πολύ σε περίμενα στους πύργους της Βαβυλώνας. Βγάλε τα ρούχα του στρατού, έλα κοντά μου και χάρισέ μου τρία παιδιά από τις ψυχές των πεθαμένων. The experience of Greek Cypriots is very well known, but the experience of Turkish Cypriots in 74, which was also very, very tragic and very sad period for Turkish Cypriots as well, is not known. After 74, we have a generation in Turkish Cypriot poetry which is called 74 generation. And it's a group of young poets. And this generation takes its name from this tragic event of 74, but actually they are anti-74, they are anti the spirit of 70, against the spirit of 74. These poets didn't start to write in 74. They started actually writing towards the end of the 70s, the last quarter of 70s. But
they are named 74 generation because they are the products, they are the children of this tragic period in Cyprus. And what we see in this in the poetry of these poets is that they acknowledge the pain and suffering of both communities in Cyprus, and they wrote about the sufferings of Greek Cypriots, and they were against the official Turkish line in Cyprus problem. Buraya gelirken 6 yıl önce şöyle oldu. Lefkoşa'dan uçağa bindim, Ercan Havaalanı'na gittim. Oradan uçağa bindim. Ve oradan İstanbul'a gittim. İstanbul'dan uçağa binip Atina'ya gittim ve Atina'dan tekrar uçağa binip Larnaka'ya geldim. Ben Lefkoşa'nın güney kesimine geldiğim zaman bir arkadaşımın evine geldim. Ve bavulumla falan içeriye girdim. Orada bir misafir vardı. Tanıştık falan dedi. Hoş geldiniz falan, nereden geliyorsunuz? Ve ben böyle birden şok oldum. Dedim, ben Lefkoşa'dan geliyorum. Siz uçak alandan gelmediniz mi dedi. Evet, ama Lefkoşa'dan geliyorum. Ve birden şok oldum. Yani ben aslında Lefkoşa'dan geliyordum. Lefkoşa'dan Lefkoşa'ya gelmiştim. 3 uçak değiştirerek gelmiştim ve 2 adım ötesine gidiyordum aslında. Yani dünyanın en uzun 50 metresini 3 uçakla geçmiştim. Benim Türk tarafındaki çevrem benimsemiş durumda benim buraya geçmemi. Ben adanın güney tarafına geçtiğim zaman aslında kimse buna çok şaşırmadı. Çünkü bu benden beklenen bir şeydi. Yani ben zaten hayatım boyunca bu çizgideydim ve çizgimde bir değişiklik yoktu. Türk tarafında tabii ki resmi çevreler benimle ilgili olumlu şey düşünmüyorlar. Yani benimle ilgili yaratmak istedikleri imaj, işte o Rumların dostu. Rumlar tarafından kiralanmış, para ödeniyor ona. Bir de her zaman şöyle bir tehlike vardır. Bir tarafta vatan haini olursun, öteki tarafta kahraman olursun. Ama ben bunu şöyle düşünüyorum. Bir taraf ve öteki taraf diye bir şey yok aslında. Bir düşünce var, bir de öteki düşünce var. Ve bu her iki tarafta da var. Yani barış isteyenler var her iki tarafta da ve barış istemeyenler var. Düşmanlık duyguları besleyenler var, milliyetçiler var. O yüzden ben tarafların böyle algılanmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir Türk tarafı, bir de Rum tarafı var ve sanki bunlar yani böyle bir tarafmış, homojenmiş, böyle bir tarafmış gibi bir şey yok ortada. Türk tarafında barış yanlıları var, statükocular var. Rum tarafında da var aynı şey. Ve barış yanlıları tabii ki benim için çok olumlu şeyler düşünüyorlar. Ama statükocular, çatışmadan yana olanlar da kötü şeyler düşünüyorlar. Yani bu Türk tarafı, Rum tarafı diye ayırmıyorum bunu. Bu iki tarafta da kullanılan dil konusunda bir çalışma yapmıştık iki toplumlu gruplarda. Yani bir ortak bir dil bulmak, daha nötr bir dil bulmak ve bunu hafifletmek istiyorduk. Mesela diyelim ki Kıbrıs'ın işte işgal diyor bir taraf ve bir taraf barış harekatı diyor. Birinin söylediği ötekini yaralıyor ve böyle kavramlar işte taraf tutuyor, sözcüklerin her biri bir taraf tutuyor. Bu da bir başka yaklaşım. Ben buraya ilk geldiğim zaman
özen gösteriyordum buna. Yani her iki tarafı da incitmeyecek kelimeler bulayım, onları kullanayım diyordum ama yine kızıyorlardı bana. Ya özellikle burada genç bir gazeteci çok kızmıştı, neden işgal demiyorsun diye. Ben de şey dedim, yani bu bunun adı işgalden başka bir şey olmayabilir, öyledir de. Ama Kıbrıslı Türkler işte bunu bir işgal olarak algılamadılar 74'te. Şöyle düşün dedim, işte bir Yunan ordusu Kıbrıs'a gelseydi ve Kıbrıs'ın yarısını işgal etseydi, işte Kıbrıslı Türkleri kuzeye sürseydi, böyle bir şey olsaydı, işte Kıbrıslı Rumların yüzde kaçı buna işgal diyecekti? Belli bir kesim diyecekti. Kıbrıslı Türklerde de belli bir kesim diyor. Όπως έχουμε μια νεκρή ζώνη στο χώρο που διαχωρίζει απόλυτα τις δύο πλευρές, χωρίς να υπάρχει κανένα κοινό έδαφος, εξίσου διαχωρίζονται απόλυτα και οι προσεγγίσεις των δύο πλευρών στη μνήμη και στην ιστορία. Türkler Kıbrıslı Rumların yaptıklarını anlatır sürekli ve sanki kendileri tertemiz ve hiçbir şey, günahları yok ve böyle bir şey. Rum tarafında da işte Kıbrıs Türkler değil de Türkiye'nin yaptıkları anlatılır falan. Ve işte öteki taraftır sonuçta o da. Yani sonuçta şöyle de bir şey de var, Kıbrıslı Türkler çok fazla da görünür değil belli kesimler için. İşte Türk diye bir şey var ve hepsi aynı kategoride. Ve o, böyle bir şey anlatılır. Ama ben konuşurken böyle bir taraf alışım olmadığı için başka bir şey söylüyorum. Yani başka bir yerden söylüyorum. Ve her zaman şöyle bir tehlike vardır. Yani bir taraf seni kullanabilir. Çok şaşırtıyor bu beni. Çünkü son sıralarda işte yeni romanım yayınlandıktan sonra Türkiye'deki medyada çok fazla yer aldım oralarda, benimle çok fazla söyleşiler yapıldı ve özellikle bazı milliyetçi kesimlerin bu söyleşilerimden çok huzursuz olduklarını ve alıntılar yapıp bana saldırdıklarını gördüm. Ama yaptıkları alıntılar çok ilginç. İşte okuyun da ibret alın falan diye bir şey yazıyorlar ve ben orada annemin başına gelenleri anlatıyorum. Annemin işte hamileyken başına gelenleri falan. Okuyun, okuyun da ibret alın. Ama bir yandan da işte bu vatan haini kadın işte gitmiş Rumlarla yaşıyor falan gibi bir girişle konuyor bu. Bence şey, çok şaşırıyorlar. Onlar için saçma geliyor belki de. Yani onların düşünme sistematiğine çok çok aykırı bir şey. Taraf tutmamış olman ve her iki tarafa da belli bir uzaklıktan bakman ve aslında insanın deneyimini anlamaya çalışman, çatışmanın mantığını anlamaya çalışmak, böyle bir yerden bakıldığı zaman onlar için her şey çok garip. Από τη μια πλευρά έχουμε το «Δεν ξεχνώ τον Λινοκυπρίο» που αναφέρεται στις περιοχές που έχασαν, στα σπίτια τους, στις εκκλησίες, στα χωράφια, στους πορτοκαλαιώνες. Απ' την άλλη πλευρά, έχουμε το «Δεν θα ξεχάσουμε τον Τουρκοκυπρίο». Το «Δεν θα ξεχάσουμε τον Τουρκοκυπρίο» αναφέρεται στα γεγονότα του 63 με 74. Τι σημαίνει αυτό το «Δεν θα ξεχάσουμε»? Σημαίνει «Δεν θα ξεχάσουμε τους νεκρούς μας, τις βιότητες των Ελληνοκυπρίων εναντίον μας, τους ήρωες μας, τους μάρτυρες μας». Τώρα, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι εδώ στην νεκρή ζώνη, λίγο παρακάτω, υπάρχει ένα μέρος που τα δύο, δεν ξεχνώ, βρίσκονται αντιμέτωπα το ένα με το άλλο. Δηλαδή, έχουν γράψει οι Ελληνοκύπροι, δεν ξεχνώ, για να το διαβάζουν οι Τουρκοκύπροι. Έχουν γράψει οι Τουρκοκύπροι στα τουρκικά, ούτε εμείς δεν θα ξεχάσουμε τις σφαγές, για να το διαβάσουν οι Ελληνοκύπροι. Όμως, οι Ελληνοκύπροι αυτό που έγραψαν, το έγραψαν στα ελληνικά.
τελικά δεν μπορούν να το διαβάσουν οι Τουρκοκύπροι. Τουρκοκύπροι, αυτό που έγραψαν που αποτείνει στους Ελληνοκύπριους, το έγραψαν στα τουρκικά και έτσι ούτε οι Ελληνοκύπροι μπορούν να καταλάβουν τι γράφει. Kıbrıs'taki şu andaki fiili durum bir ateşkes durumu. Ateşkes durumu da savaşın devam ettiğini gösteriyor. Yani savaş var ve ateşkes yapılmış. Şu anda Kıbrıs sorununun çözülmemesinin en önemli nedenlerinden biri de bu bölünmenin yarattığı bir kesim. Bölünmeden çıkar sağlayan, bölünmeyle özdeşleşmiş olan, Kıbrıs'taki çatışma dan kendi kimliklerini sürdüren bir kesim. Ben bunlara çatışma böcekleri diyorum. Bunlar çatışmanın yarattığı insanlar ve bundan başka da bir kimlikleri yok. Bugünkü bölünmeden çıkar sağlıyorlar. Örneğin kuzeyde Rum mallarını alan, bunlardan çıkar sağlayan bir kesim var ve bunlar bunu yitirmek istemiyorlar. Bu yüzden de yanaşmıyorlar. Güneyde ise belki de istikrarın bozulmasından korkan bir kesim var. Çünkü istikrarın bozulması biraz riskli bir şey ve belki onların kazançlarını etkileyecek bir şey belli bir kesimin. Ve belli bir kesim de dengesini böyle kurmuş, bölünme üzerine kurmuş ve bunun bozulmasından huzursuz oluyorlar diye düşünüyorum. Από την διχοτόμηση του νησιού το 1974, η Πύλα έχει παραμείνει το μοναδικό μεικτό χωριό στην Κύπρο. Βρίσκεται μέσα στην νεκρή ζώνη και αποτελεί χώρο συνάντησης και επικοινωνίας ανθρώπων και από τις δύο πλευρές. Thank you.
Το παράδοξο με τα σύνορα είναι ότι τα σύνορα είναι αυτό που διαχωρίζει, αλλά και αυτό που φέρνει σε επαφή. Έτσι, εδώ πέρα, το Λίδρα Πάλας, που βρίσκεται μέσα στην ίδια την νεκρή ζώνη, ήταν και ο χώρος που επί χρόνια συναντούνταν οι δικαινωτικές ομάδες, οι ομάδες από τις δύο πλευρές, που προσπαθούσαν να συζητήσουν μεταξύ τους για να ακούσει ο ένας τις απόψεις του άλλου. Το πρωί που απότυχαν οι συνομιλίες στη Χάγη, το ίδιο εκείνο πρωί, καθώς μάθαιναν τα νέα οι δύο πλευρές, ο κόσμος ερχόταν εκείνη τη στιγμή στο Λίδρα Πάλας για να δώσει αίμα, για να βρεθεί η μυελός δότης μυελού των οστών για μια μικρή Τουρκοκύπρια. Και αυτή νομίζω ήταν και μια μικρή ελπίδα που έβγαινε μέσα από όλη εκείνη την τεράστια αποτυχία. Ξαφνικά στις 23 Απριλίου 2003, το τουρκοκυπριακό καθεστώς χαλάρωσε κάπως τα σειρματοπλέγματα της διχοτόμησης και διευκόλυνε τη διακίνηση των πολιτών από τη μία πλευρά στην άλλη.